Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda da bayağı bir sorular birikmiş. Onlara cevaplayayım dedim. İlknur Işık kardeşim, Dive'yi özledin mi diye soruyor. Yok kardeşim ya. Şimdi onu özlemem için onun bundan iyi olması lazım. Haksız mıyım? Yani o daha yüksek modeli olsaydı, o sıfır olsa da bu ikinci olsaydı o zaman olabilirdi o. Serhattin kardeşim de Bursa'da afiyatçılık yapıyorum diyor. Fiyat adresini paylaşırsan ciddi bir akıl danışıp sohbet etmek isterim diyor. Evet Serhat kardeşim, bir videomun kapak resminde fiyat adresim var. Yine de ben söyleyeyim, tamer-26@hotmail.com. Batuhan Ünsal, Emin abiyle müdürü de çekseydin diyor. Kardeş Batuhan'cığım, bunları yanına afiyet attıkları için müdürle Emin abi yoklardı. Sadece operatör arkadaş vardı. O yüzden çekemedim. Ahmet kardeşimiz de diyor, mazot pompası üstünde mi geldi yoksa kendiniz mi aldınız? Arkadaşlar, mazot pompası artık makinelerde ayrı bir özellik değil. Eskiden de bu. Klima, makinede artı klima istersen, artı bazı özellikleri istersen bunlara ek fiyat koyuyorlardı. O şekilde oluyordu ama artık mazot pompası daha 2000 yılında biz mesela Davia'ya binmiştim, ben sıfır Davia, onda dahi vardı. Bu ekstra bir özellik değil artık. Her makinede olması lazım. Ayhan Sezer kardeşimiz de Sinop'tan yazıyor. Sana nasıl ulaşabilirim diyor. Bir gün seni misafir etmek isterim diyor. Ayhan kardeşim, aslında benim hayalim şu. Ben bu YouTube'dan yeteri kadar para kazanabilsem bu makine işini bırakacağım. Sırf arabama binip takipçilerimi ziyaret edeceğim. Sırayla böyle her gün bir kişiyi bir iki saat tanışacağım. Yani öyle bir hevesim var ama şu anda daha bu mümkün değil. Çünkü kazancım çok düşük benim YouTube'dan. Kazancımı şöyle bir yükseltebilirsem, biraz niyetim sırf video işine eğilmek ve takipçi kardeşlerimle daha iyi samimi ilişkiler kurabilmek, tanışabilmek, yani niyetim o. Ama ne demişler, daha dağa kavuşmaz insan insana kavuşur, yani belli olmaz, bir gün bir yere denk geliriz. Ne zaman olacağı belli olmaz, denk gelebiliriz de yani. Burak Durukan kardeşim de diyor ki, Pimlerin orada lastik contaları soruyor, var mı diye. Evet var kardeşim. Yeni makinelerde de, bu komple makinelerde var galiba. Benim bildiğim birkaç yeni makinede vardı. O pimlerin kenarındaki kalın lastik contalar, toprak almasını, toz almasını engellemek için var onlar. Emre Denizler kardeşim de diyor, saatli mi yoksa götür mü çalışıyoruz? Hesaplamayı nasıl yapıyorsunuz diye. Emre kardeşim, bu maliyet hesaplamasını birkaç videomda anlatmıştım. Harfiyatlarda metreküp hesabı çalışıyoruz arkadaşlar. Mesela şu anda bu harfiyatın normalde 11-12 kilometre uzağa gitmesi lazımdı. Ama şans işte, döküm yeri buldular, dolgu buldu patron. Oraya döküyoruz, 1 kilometre ileriye döküp geliyorlar. İşte bu da bu işin avantajlı yönlerinden birisi. Harfiyatlarda yıkım yaptığımız zaman binaların üst pisliğini, seferin sabah atıyoruz, ölçülemeyen yerleri veya da arazi çok engebeli olursa, ölçülemeyecek şekilde engebeli olursa arkadaşlar, oraları seferin sabah atıyoruz. Biz mesela burada 11 kilometre mesafeye götürdüğümüzde o sefer hesabında seferi 150 lira civarı arkadaşlar. Bu Polat'ta mahalleye göre değişiyor. Mahalleye göre dediğim zaman çöplüğe yakın olan kısımlarda bu fiyat değişir. Niye? Oralar 6-7 kilometre gelir arkadaşlar. Ama şu anda bizim harfiyat yaptığımız yer 12 kilometre falan gelir. Neredeyse 2 katı yani. O yüzden orayla buranın fiyatı fark eder. Yani orada 100 liraya da atsanız seferini kurtarır. Ama burada da 200 liraya yakın civarlarda olur. Şeyde de zaten ben bir videomda anlatmıştım. Mümkün olduğunca
Özellikle yeni başlayan kardeşlerime tavsiyem, götürü iş almayın. Beğendiremezsiniz arkadaşlar. İşi yaptığınız kişiye beğendiremezsiniz. Biz yaptık. Adam, kimisi işi çabuk bitirdiniz. Pahalı yaptınız diye şey yaptı. Kimisi işi yaptık, yok şurası da şöyle olacaktı, burası da böyle olacaktı dedi. Bu sıkıntıları hep yaşadık arkadaşlar. O yüzden mümkün mertebe saatli ya da metre ise neyse o şekilde çalışmaya gayret edin arkadaşlar. Bir kardeşimiz de makinenin saati kaç para diye sormuştu. Arkadaşlar 20-22 tonluk makinelerin saatleri 200 lira. 25 tonun üstünde olanlar 250 lira. Artık 20 tondan aşağı olanlar da 150 lira arkadaşlar. Ama bu bazı dek getiriyor. İşte burgaç dediğimiz işi yapıyorlar. Daha pahalı fiyata da çalışanlar var. 150 lira olması gereken ya da 250 liraya çalışanlar da var. Yani bu biraz fırsatçılığa giriyor tabii ki de. Hoş bir şey değil. Ama yapanlar var. Adam gününü kurtarmaya bakıyor arkadaşlar. Bunu yapanlar da var yani. Celal Aksu kardeşimiz. Biraz da güldürdün beni Celal. Ya diyor, operatör yok diyorlar diyor. Gele hem öğren hem diyoruz. Sırada tecrübeli eleman arıyoruz diyorlar diyor. Nasıl olacak bu iş diyor. Ya maalesef. Bu işin de böyle bir çıkmazı var işte. Diyorum ya, kimse yağcıyı kabul etmiyor. Ama bize gelen eleman da tecrübeli olsun diyorlar. Artı kimse de yağcı yetiştirmiyor. Hem tecrübeli olsun hem de yağcı parası vermeyelim. Nasıl olacak bu iş? İşte maalesef arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.